Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bence neyin en önemli dersi olan neyin usulü, neyin tavrı nasıl olur dersini yapacağız. Elimden geldiği kadar temel olan şeyleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Neyi diğer çalgılardan, yani üflemeli çalgılardan ayıran temel özellikleri size anlatmaya çalışacağım. Çok da farklı süslemeleri size onları anlatamam çünkü bütün üstatları teker teker taklit edip, çünkü kendilerine has özelliklerinde, farklı notalarda, çarpmalarda, farklı güzellikte yapılan süslemeleri var. Hepsini teker teker yapmak çok uzun sürer. Ben temel olanları size anlatacağım. Zaten temel olanları yapsanız çok büyük yol kat etmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle ilk önce neyi diğer üflemeli çalgılardan ayıran temel bir özellik vardır. O da notaların açılışları ve kapanışlarıdır. Yani mesela re, do, si, la, sol diye tek tek tane tane çalınmaz ney. Ney de şöyle bir hava vardır. Re içeriden gelir gibi. Ne, do, si, la, sol. İlk önce bunu yapmamız lazım. Bunu nasıl yaparız? Bu en temelidir arkadaşlar. Yani notaları çalarken bu sesi çıkartmanız gerekiyor. Direkt tak diye notayı çıkartmayacaksınız ki bazı yerlerde yapabilirsiniz ama ben hani genel olarak bu havayı yakalamanız için söylüyorum. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Örnek, neva sesini, re sesini, ince re sesini çıkartırken aşağıdan solü basıyorsunuz. Ama sol sesini çıkartmadan tam üflerken hepsini aynı anda kaldırıyorsunuz. Yani şöyle aşağıdan yukarı doğru kaldırma yapacaksınız. Şöyle. Bunu şöyle yapmıyorum. Bakın şöyle yapmayacaksınız. Direkt re'yi çalanma sesine bakın. Bir de açılış sesine bakın. Bakın aşağıdan açtığım zaman re, re, direkt açtığım zaman re, aşağıdan açıyorum re, bir boğulu geliyor, içeriden gelir gibi. İşte bu havayı yakalamanızın nedeni şu, aşağıdan doğru açmaya çalışacaksınız. Şöyle, hepsini kapatıyorsunuz sol sesini. Kapattınız ama sol sesini çıkartmadan tam üflerken hepsini sırayla açıyorsunuz, re'yi çıkartıyorsunuz. Re, re, re. Aynı şekilde İnce do sesini de yapacağız. Alttan açarak. Sol do değil. Teker teker o buğulu havayı yakalamak için yapıyoruz. Aynı sesi si'ye indiğiniz zaman segah yani. Bakın yine solü kapatıyorum. Aşağıdan hafifçe açıyorum. Si, do, re, re. Do, si, la, sol. Teker teker ineyim. Zaten solde yapamıyorsunuz doğal olarak. Normal yapılmamış halini çalayım, duyun. Şimdi temel yapmanız gerekeni anladınız. Notalarda açarken aşağıdan yukarı doğru buğulu havayı yakalayacaksınız. İlla solden yapmanız şart değil. Mesela do ya da re yapacaksınız, si'den de açabilirsiniz mesela. Yani amaç şu, bir notayı çalarken onun alt sesindeki notadan açmaktır. Amacımız budur aslında. Şimdi ben teker teker nevadan, kalın seslerden, ince seslerden hepsini açılış size örnek göstereyim. Kaba seslere gidelim. İlk yapmanız gereken bu. Yine kalın re ve ince re yaptım. Şimdi la, ince la yapıyorum. Şimdi en tiz nevaya gidiyorum. Şimdi hem bu buğulu havayı yakalamanız için böyle aşağıdan yukarı doğru açacaksınız. Hem de şunu söyleyeyim size. Notaları çok daha rahat çıkartmış olacaksınız. Nota seslerini hani en tizleri mesela genelde neyi çalanlar en tiz seslerden korkar. En tiz sesleri çıkaramıyorum, etrafa işte rahatsızlık veriyorum gibi düşüncelere kapıldıkları an zaten otomatikman dudak kayar. O sesi çıkartamazsınız. Ama aşağıdan yukarı doğru açtığınız an hem sesi rahat çıkartırsınız,
Hem de o buğulu havayı yakalayıp neyin tavrını yansıtmış olursunuz. Çok da güzel bir havası olur. İlk yapmanız gereken neydi budur? Notaların açılışları. Tekrar yapalım. Re yaparken solden re diye açtım. Solü çalmıyorum. Re. Sonra do, si, la, sol. Sonra kalını yapacağız. Şimdi kalınlar yapıyorum. Şimdi tizlere la da yapıyorum. Bakın hem la tatlı çıkıyor. Yani direkt şöyle çıkmıyor bakın. Bakın nasıl daha tatlı çıkıyor. İşte neyin havasını yakalamanız için bunları yapmanız şart arkadaşlar. Zaten bunları yapmadığınız zaman o neyin tavrını yakalayamıyorsunuz. Ne üflemiş gibi olmuyorsunuz açıkçası. Kaval üflemiş ya da flüt üflemiş, başka bir üfleme çalgı üflemiş gibi oluyorsunuz. Bu tavrı yapmanız, bu usulü yapmanız gerekiyor. La'dan ineyim. Şimdi en tiz nevaya gidiyorum. Bakın en tiz nevaya çıkarken çok rahat çıkıyorum aşağıdan açtığım için. İşte ilk yapmanız gereken ders bu. İkincisi. Birinci yaptık. İkinci dersimiz arkadaşlar notaların inişleri. Yani notaları çalarken pat 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 çalmıyoruz. Pat 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 o flütte ya da başka bir üfleme çalgıda olur. Şöyle şunu demek istedim. Takır takır biz notaları indirmeyiz. Neydi tavır ve usul yapmamız gerekiyorsa. En önemli ikinci dersimizde notaları indirirken yavaş indirmemiz gerekiyor. Şöyle. Yani re'yi çalarken do'yu indirmeye başlıyorsunuz yavaşça. Re, do, do, si, si, la, la, sol. Yani amacımız notaları indirirken tatlı bir şekilde sesi duyuracağız ya. Tatlı bir şekilde indireceksiniz. Şöyle. Aynen bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın hem açılış yapıyorum hem kapanışı. Re, do, do, si de şöyle. Kalınları yapayım. Amacımız tatlı bir şekilde indirerek o buğulu havayı vermek ya neyin tavrını vermek ya. O yüzden tatlı bir şekilde yapıyoruz. Şimdi tizlere çıkayım la'dan. En tiz re'den yaptım az önce. Şimdi la'dan yapıyorum. Şimdi en önemli iki tane dersimiz neydi? Sesleri açarken aşağıdan yukarı doğru, alt seslerinden yukarı doğru açmamız. Kapatırken de yavaş yavaş kapatmamız. Yani çok aşırı yavaş yapılan makamlar mesela karciğer farına la 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 mi re gibi hani miden re'ye inerken farklı makamlarda böyle aşırı yavaş yapılan yerler var. Çok aşırı yapmayın. Tatlı bir şekilde. Yani amacımız şu tak indirmemek. Yavaş yavaş indirmek. Bu tatlı buğulu havayı vermek için. Tekrar ilk baştan geleyim. Re'den geldik. Aşağıdan yukarı doğru açtık. Do'yu kapattık. Aşağıdan yukarı doğru açıyoruz yine. Sonra Si. Bakın hep aşağıdan açıyorum. Kalınları yapıyorum. La'ya çıkıyorum. Aynı zamanda size nasıl çalışacağınızı gösteriyorum. Bütün sesleri tek tek çalışın diye. Şimdi en tiz re'ye çıkıyorum. Sesler biraz patlayabilir. Hani ayarlardan, mikrofondan falan arkadaşlar idare edin.
Şimdi ilk yapmanız gereken ne demiştim? Bu açılışlar. Şimdi kapanışlar. Aynı zamanda hem açacaksınız hem kapatacaksınız. Kapatırken ne yapıyorduk? Re, do. Re'yi çaldınız. Do'yu hemen yavaş yavaş indirmeye başlıyorsunuz. Şöyle. Sonra do, si. Sonra si la. Sonra la sol. Peslerini yapıyoruz. Tiz la'dan. En tiz re. Tekrar yapayım. Bu yaptıklarınız hem sesleri daha temiz hem de neyin usulüne uygun bir şekilde vermenizi sağlayacak. Hem de sesleri daha rahat çıkartmış olacaksınız arkadaşlar. Neyin tavrını, usulünü yapmak istiyorsunuz bunu yapmanız şart. İlk temel yapmamız gerekenler bunlardı. Üçüncü en önemli hatta çok zorlananlar, asıl bunda çok zorlanıyorlar. Vibrasyon tekniği arkadaşlar. Vibrasyon tekniği nasıl olur göstereyim sizlere. Bir notayı çaldınız. Notayı çaldıktan sonra o sesi titretmeniz gerekiyor. Örnek vereyim. Re'den hep veriyoruz örneği çünkü en rahat ilk çalıştığınız not olduğu için. Re'yi çıkartıyoruz yine aşağıdan açarken. Bakın. Asıl usulü aslında yanağımızı geri çekmektir şöyle. Üflerken, düz üflerken şöyle üflemeniz kesilmeden yanağınızı oynatmaktır aslında. Asıl usul budur. Ama bunu yapan bazıları çenesiyle de yapıyor, bazıları kafasıyla da yapıyor. Göstereyim. Öne aşağı şöyle onaylama hareketiyle yapanlar var. Ya da sağa sola yapanlar var. Bu hareketi de yapabilirsiniz. Vibrasyon tekniğinde olay şu. Yavaştan hızlıya doğru yapmanız gerekiyor. Şöyle. Asıl tatlı duyulan bu. Ama bazı yerlere direkt yapmanız da gerekebiliyor. Mesela re'yi çalar çalmaz. Ama bu biraz da bazı yerlerde çok fazla olmuyor bu. Genelde yavaştan hızlıya doğru. Şöyle. Gibi yapmanız gerekiyor. Bilmiyorum mikrofonun ötürü duyuluyor mu duyulmuyor mu sonra kontrol edeceğim. Tekrar göstereyim. Aynen bu şekilde de çalışmanız gerekiyor. Vibrasyon tekniği ilk başlarda olmayabilir. Yanağınızı oynatamayabilirsiniz çünkü yanak kaslarınız henüz öyle çalışma olmadığı için gelişmemiştir. Doğal olarak da zamanla biraz ağrıyacak, biraz uyuşacak. Şöyle 1-2 haftaya kadar toparlar zaten direkt. Bunun farklı bir şekilde ney olmadan çalışma yöntemi de şöyle arkadaşlar. Düz bir şekilde üflüyorsunuz. Şöyle üflerken üflemeniz kesilmeden yanağınızı oynatacaksınız. Şöyle. Bu çalışma yöntemi de böyledir. Şimdi bütün seslerde yine vibrasyonu göstereyim. Sesleri duyun. En önemli 3 tavır budur. Açılışlar, kapanışlar ve vibrasyon. Bu çok önemli 3 tekniği kesinlikle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında çarpma teknikleri var. Çarpma tekniklerini zamanla notaları iyi çözdükçe yapacaksınız. Çünkü bazı ölçülerde yapılıyor. Her yerde yapılmıyor o çarpmalar. Mesela işte C'yi çaldığımızı farz edin. Üstteki parmağınızla C'yi çarpma yapacağız. Şöyle.
Böyle ciyaklama sesi gibi yapmanız gerekiyor. Şöyle. Böyle kavala benzer değil. Ciyaklama sesi gibi şöyle. Hıçkırıyor gibi yani. Böyle hıçkırıyor gibi çıkması lazım bu sesin. La'ya geçtim. La da ister bununla ister bununla yapmanız gerekiyor. Çok az bir ses farkı var. Onu duyarak yaparsınız. Sol'e geçtik. Sol'de isterseniz alttaki 3 parmağınızı isterseniz şunu. Si'deki parmağınızı. Evet. Dördüncü tekniğimize geçtik. Unutmayalım. Birincisi açma. İkincisi kapatma. Üçüncüsü vibrasyon. Dördüncüsü notalardaki çarpmalar. Şu şekilde. Aslında evet birkaç tane daha göstereceğim. Şimdi Si'yi çaldık. Si'yi çaldık, üstteki parmağımızla çarpma yapıyoruz. Ciyaklama sesi gibi, nefes alma, hıçkırma sesi gibi. Dümdüz üflemiyoruz. Hafif orada nefesimizi bir anda biz de çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. La'ya geldik. Şu iki parmağınızla ya da üsttekiyle yapabilirsiniz. Ben şu an iki parmak yapıyorum. Bakın. Şimdi üsttekiyle. Evet, sola geldim. Alttaki üçüyle ya da bir üstüyle yapabilirsiniz. Evet, devam edelim. Peslere gidelim. Şimdi re ile nevada biraz zorlanırsınız. Onu o yüzden söylemedim ama söyleyeyim. Neva'yı çaldık ya şöyle. Arkayı açıp kapatmamız lazım. Şöyle. Ama neva'yı böyle yapmak yerine kapalı neva çalıp 3 tel, şuradaki 3 tel diyorum. 3 parmağınızı aynı şekilde sol yapar gibi çarpma yaparsanız rahat yaparsınız. Şöyle. Bu şekilde daha rahat yaparsınız. Re'de çarpma yaparsanız. Do'da direkt Do'yu çaldığınızda üstteki parmağınızla. Si'de yine üstteki parmak. Bazıları üstteki ikisini de yapıyor. La'ya geldik. İster alttaki ikisiyle yani üstten alttaki ikisiyle. İsterseniz en üstteki de yapabilirsiniz. Bunlar bazı nota vuruşlarıyla ilgili. Hani noktalı notaları göreceksiniz zaten. Uzun olan notalarda genelde yapılıyor. Onlar zamanla hani eser üfledikçe yapacağınız teknikler bunlar. Ben sadece hani genel usul tekniği videosu çekiyorum şu an. O yüzden hepsini tek tek söyleyeyim diye yapıyorum. Aslında bunlar hani notaları iyi bir şekilde bilmenizle alakalı bir şey. Notalarda çünkü her yerde bu süsleme yapılmaz. İki tane değil, en az 3-4 tane yapmanız gerekiyor çünkü. Yani tatlı duyulsun diye. O yüzden notaları bilmeniz gerekiyor. Devam edelim. La. Üsttekini yaptım şimdi. Sola geldik. Evet. Şimdi pes'e geliyoruz. Tabii pes neva'nın hani kapalı bir hali olmadığı için yani pes re'nin, kalın re'nin kapalı bir hali olmadığı için arkadakini mecburen yapıyoruz. Do'ya geldik, kalın do. Yine üsttekini yaptık. Si'ye geldim. La. Evet, la'da böyle yapıyoruz. Şimdi sol, kalın sol. Neyim yeni, biraz açmam gerekiyor. Daha yeni aldım. Tabi buna burada şeyde kaba solda bu üçünü çıkartmak biraz zor olabiliyor. Neyiniz açıktaysa benimki gibi biraz daha zorlanabilirsiniz. Şu parmağınızı yapsanız daha iyidir. İlk önce bir ses çıkartmaya çalışın. Aynen bu şekilde yapmaya çalışın. Evet, şimdi tizlere. La sol yapıyorum. La
İnce fa da yine üstteki. Şimdi la da isterseniz kapalı la, la basıp şöyle. Bunu zor oluyor ama. Bunda zor oluyor. Yine şu şekilde yapın diyecektim de biraz zor oluyor. İnce sol'a geçelim. İnce sol'de de böyle yapabilirsiniz. Ya da böyle daha rahat yapıyorsunuz ince sol çıkarak. Şimdi fa, mi, alttaki ikisi ya da üsttekini yapabilirsiniz. Kapalı re. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz. En tizlerde bu zor olur arkadaşlar. Çok zor yani. Hem zaten sesi çıkartmak zor, bir de çarpma olayı biraz daha zor oluyor. Çok zor yani bunları çıkartmak gerçekten. O yüzden tizlerde denememiş olabilirsiniz. Şimdi başka bir teknik göstereceğim sizlere. İlk 4 tekniğimiz neydi? Açılış 1, kapanış 2, vibrasyon 3, çarpmalar, notalardaki bazı uzun süreli notalarda çarpmalarımız var. 4 oldu. Şimdi 5.ye geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir çarpma var ki bunu çoğu eserde duymuşsunuzdur. Bir notadan aşağıdaki notaya iniyorsunuz, yani mesela re'den do'ya iniyorsunuz, üsttekine çarptırıyorsunuz. Şöyle. Şimdi do'dan yine do si yapalım. Oradan daha rahat göreceksiniz. Şöyle do yapıyorsunuz. Si basmadan tak diye üsttekini çarptırıyorsunuz. Do si, do si, do si. Şöyle. Do si tam kapatırken üstteki parmağınızı açıp hafiften açıp kapatıyorsunuz aynen. Do si, do si, sırayla do si. Tak tak böyle tak böyle şöyle. Si'yi kapatır kapatmaz üsttekini, üstteki parmağınızı çok açıp kapat, hafif açıp kapatıyorsunuz. Şöyle. Bunun mantığı hep bir üstündeki notayı açıp kapatacaksınız. Şöyle. Bunda re yaptık ya, nevayı. Nevayı açarken tam do'yu kapatacağız ya. Do'yu kapatırken aynı zamanda arkadaki dili açıp kapatıyoruz hızlıca. Do'yu yaptık şimdi. Do, si yaparken üstteki parmağımızı tak diye açıp kapattık şöyle. Do, si, do, si, do. Tam yaptık do'yu. Si, si, tak tak. Yavaş hareketi bu aslında ama bunu çok az bir şey kaldıracağınız için çok hafif duyulacak. Şöyle. Şimdi si la si la si la si la. Yavaş gösteriyorum ama hızlı yapacaksınız. Si'yi çalıyoruz. Şimdi la'yı çalarken bakın la'yı çalar çalmaz, yani basar basmaz hemen üstteki açılıp kapanıyor hızlıca. Hep bir üstteki notayla yapacaksınız bunu. Re'den geleyim. Bakın arkadaki o açılıp kapandı hemen. Do si yaparken yine üstteki oldu. Sol yaparken de şu parmağınızı yapsanız daha rahat yaparsınız. Pestekilere gelelim. Evet. Hem açılış yapıyorum, hem kapanışı hareketini yapmaya çalışıyorum, hem de o size göstermiş oldum çarpma hareketini yapıyorum arkadaşlar. Hep dediğim gibi bir üstteki notaya çarpma yapacaksınız. Re, do, do, si, si, la. Pestleri yapıyorum. Dikkat edin, la'yı çalarken pat diye üstteki oynuyor. İşte do, do'yu çaldım, si'yi çalarken üstteki oynuyor. Şimdi sol'ü çalarken yine bu oynayacak. Evet, mantık bu. Şimdi la'ya çıkalım. Evet.
Mantık bu. Orada hafiften bir çıyaklama sesi yaptırıyoruz. Böyle hıçkırma sesi gibi. Aslında neyi ağlıyormuş gibi ses oluyor bu hıçkırma sesi. Biraz ciyaklama da yanlış tabir olmuş olabilir. Elimdeki kız neyi bu arada? Kız neyle yapıyorum ben? Yeni aldım. Neyimi tam açık değil. Pesler falan tam açık değil. Diğer videolarımdaki neyim açıktı. Daha rahat çıkıyordu. Dediğim gibi neyinizin kalitesine, baş bağrınızın kalitesine, dudak yapınıza göre sesler size daha rahat gelebilir. Hani daha rahat çıkarabilirsiniz sesleri ya da daha zor çıkarabilirsiniz. Evet, şimdi yine çarpmalara, inlemelerdeki çarpmalar. Yani mesela re, do yaparken tak diye re'deki şeyi, do'dan si inerken do'daki üstteki parmağınızı kapatıyorsunuz. Tiz la yapayım. Dikkat edin. Sol ve kapalı re'de şunu yapıyorum. Re, do, do, si, si, la, la, sol. Hep bir üstteki parmağımı oynatıyorum ama sol ve re'de iki üsttekini oynatıyoruz. Ona dikkat. Şimdi en tizlere deneyelim. Bir daha yapayım. Üstteki parmağınızı çok hafif kaldıracaksınız. O tatlı duyumu vermek için. Yoksa tak diye farklı bir nota gibi çalmayacaksınız. Bir daha yapayım. Evet. Şimdilik yeterli arkadaşlar. Yapmanız gereken dersler bu. Birincisi neydi? Açılışlar. İkincisi neydi? Notaları kapanışları. Üçüncü dersimiz neydi? Vibrasyon. Yavaştan hızlıya doğru. Üçüncüsü neydi arkadaşlar? Çarpma hareketleri. Şey diyemedim. 1, 2, 3 yaptık. 4'e mi geçtik? Bir saniye. Açılışları yaptık, kapanışları yaptık, vibrasyonu yaptık. Şimdi çarpmalara geçiyoruz. Çarpmalar nasıldı? Dördüncü yani. Şöyle. Bunda nasıldı? Dediğim gibi farklı farklı çarpma yöntemleri var. Onu tekrar tekrar videoya bakarak hangi seste hangi çarpmaya daha rahat daha güzel oluyor bakabilirsiniz. En son olarak da şunu yaptık. Bir notadan aşağıdaki notaya inerken o notayı çarptırıyoruz. Şöyle. Re, do, do, si, hıçkırıyor gibi. Si, la, la, sol. Hani hıçkırıyor da ağlıyormuş gibi. Amaç nedir? Re yaparken üst arkadaki parmağımızı hafiften kapatıyoruz. Do'yu tam do'yu bastığımız sırada tak tak. Do, si çalarken hemen üsttekini, si'den la'ya indik hemen üsttekini. La'dan sola inince yine üstte şuradaki si'deki sege perdesindeki parmağınızı yapmanız gerekiyor. Ötekilerde zorlanırsınız. İşte bu size gösterdiğim 5 tane oldu sanırım. 5 tane usulü yaptığınız zaman neyde çok büyük bir yol kat edeceksiniz. Onun dışında farklı usuller de var elbette. Farklı teknikler de var ama bunlar dediğim gibi hani daha çok profesyonel olduğumuz zamanlarda üstatlarımızdan dinleye dinleye taklit ede ede yapacağınız usuller arkadaşlar bunlar. Çünkü o usuller biraz da bilgi isteyen usuller. Çünkü orada mesela notada yazmayan fakat üstatlarımızın yaptığı 4-5 tane nota var burada. Onları otomatikman dinleye dinleye yapmanız gerekiyor. Zaten demiştim ben size Türk müziği aslında meşk yöntemiyle öğrenilir. Notalardan çok fazla aşırı derecede o bilgiye sahip olamazsınız. Meşk yöntemi de nedir? Bir yerlerde işte konserler olur, üstatlarımızla birlikte icralar olur, ayin geçmelerle olur. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı yorumlara yazın. Ben oralarda elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Amacımız dediğim gibi sizlerle birlikte bir şeyler öğrenip sizlere bir şeyler öğretmeye çalışmak. Elimden geldiği kadar öğretiyorsam ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.